Yavaş yavaş diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Splash ekran olayına geçelim. Şimdi splash ekranla ilgili aktiviteleri, değişiklikleri arkadaşlar yine buradaki res klasörü içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu res klasörü içerisinde values kısmını arkadaşlar şuradan baktığımızda styles'ı görüyoruz arkadaşlar. Bizim text color'ımız burada. Ben buraya bir tane color.xml dosyası oluşturuyorum arkadaşlar. Color.xml dosyası oluşturduktan sonra hemen bir XML yapısı oluşturuyorum arkadaşlar. Versiyon 1.0 encoding UTF-8 olarak XML dosyamı hemen Research adında arkadaşlar bir tag'ın içerisine color adına işte ismini de bizim name olarak red vereyim mesela bizim olay red ya o yüzden buraya da şuradaki değeri arkadaşlar vereyim. Evet, color'ımı oluşturdum. Şimdi yapacağım ikinci aktivite arkadaşlar. Bu da color'ımı bir style yapısı olarak şuraya atamak. Hemen hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştireyim. Style XML'in içerisine. Şu arkadaştan bir tane daha kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya da splash tema diyeyim arkadaşlar. Light bir yapı içerisinde gerçekleştirelim arkadaşlar. Android status bar arkadaşlar. Color'ını bizim normal color olarak verelim arkadaşlar. Add color'ın içerisine vermiş olduğum redle arkadaşlar. Bu tanımlamamı gerçekleştirdim. Bir de pencerenin background'ını arkadaşlar ayarlayacağım. Hemen şu veriden bir tane daha kopyalayayım. Window background olarak geçiyor arkadaşlar bu yapıda. Window background olarak geçiyor. Ve bunun için şuraya arkadaşlar resim içerisine bir klasör oluşturuyorum. Drawable diye bir klasör arkadaşlar. Bu klasörün içerisine arkadaşlar background splash diye bir XML dosyası atıyorum arkadaşlar. Background aldırı splash nokta XML dosyamı açtım arkadaşlar. Hemen şuradaki color XML'deki kopyalamayı gerçekleştireyim arkadaşlar. Hiç uğraşmayın tek tek. Ve bu arkadaş bir benden layer list istiyor.
XML, ANSI değeri arkadaşlar. Hatta Android değeri veriyorum orada. Asıl yapımı değişkenlerim arkadaşlar. Buraya aktaracağım. Bir item oluşturuyorum. Bu item'ı Android 2.3 üst üste drawable eşittir. Benim color'ımın arkadaşlar içerisindeki red değişkeni olacak. Bir tane daha item oluşturuyorum. Bu item'da arkadaşlar oradaki splash'imde gelecek logonun geliştiği ve yüksekliğini veriyorum. $200 sonra Android hit değerini de hemen verelim arkadaşlar burada. Bu da $200. Gravity değerini verelim arkadaşlar. Bizim normalde main axis align items ve justify content'teki kavram arkadaşlar bu. Center olarak veriyoruz. Tam ortaya gelsin. Gelecek drawable'da arkadaşlar et meet map içerisindeki herhangi bir launcher ikonu arkadaşlar bu şekilde tanımlamayı da gerçekleştirmiş oldum. Genişliğini verdim ikonun, yüksekliğini verdim, konumunu belirttim arkadaşlar ve gelecek yapıda şuradaki ikon durumuna göre arkadaşlar herhangi bir mipmap olabilir bu. Şimdi ekranın yapısına göre herhangi bir mipmap yapısı içerisindeki herhangi bir launcher.png dosyası gelecek. Ayarlamayı da gerçekleştirdim. Hatta şunları böyle tek tek sileyim bir. Kapatayım. Daha doğrusu. Evet. Bu yapılandırmayı da gerçekleştirdim. Hemen styles'in içerisine gittim arkadaşlar. Background'ı ayarlıyorum şu an. Evet. Drawable klasörün içerisindeki dosyamızın adı neydi arkadaşlar? Direkt şuradan bakabiliriz. Background Ultra Splash. Splash dosyası, XML dosyası bizim arkadaşlar background'ımız olarak ayarlandı. Şu an bu işlemleri gerçekleştirdim. Yapacağım bir sonraki aktivite arkadaşlar. Bu işlemler bittikten sonra
main içerisindeki Android manifeste gidip bu arkadaşı göstermek arkadaşlar. Şurada activity kısmına baktığımızda arkadaşlar, şu main activity gibi bizim bir tane de splash activity oluşturmamız gerekiyor. Şu arkadaşı direkt kopyalayabilirim. Şurada şunu kullanmayacağım. Launch modu siliyorum arkadaşlar. Hatta bu launch mod yerine hemen exported kavramını kullanayım. True yapalım. Android exported true yaptım. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Buradaki işlemleri de gerçekleştireyim şimdi. Bu arkadaşımın adı, yeni adı, şey daha doğrusu bir tane daha Java dosyası oluşturacağım birazdan. İsmimiz arkadaşlar Splash Activity. Splash Activity olarak oluşturdum. Buraya bir tema ekleyeceğim arkadaşlar. Tamam da benim arkadaşlar style'in içerisindeki arkadaşlar splash tema. Onun dışında gerçekleştireceğim ekstra bir şey var mı? Şunu siliyorum arkadaşlar. Hatta şu arkadaşı direkt şöyle yapayım. Şunu sileyim. Şu arkadaşı sileyim. Activity name yaptım. Sync app yaptım. Şu böyle silebilirim arkadaşlar. Benim için bir ehemmiyeti kalmadı. Aşağıda zaten bu verileri mevcut. Şurada bunu belirtmem yeterli. Burada bir yapım var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir değişikliğim yok. Bu değişiklik yeterli şu an için. Ekstra bir aktivite ekledim yani sadece. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar yapacağım diğer aktivite de şuradaki Java dosyasına main activity gibi bir splash activity dosyası oluşturmak arkadaşlar. Splash Activity dosyamız arkadaşlar. Burada oluşturduk. Hemen bu verim var. Burada buna ihtiyacım yok arkadaşlar. Import edeceğim birkaç dosya var. Android nokta content nokta intent dosyası arkadaşlar. Birazdan kullanacağım bunu. Sonra bundle'ı import edeceğim. Sonra import Android X nokta
App config compat activity'yi de ekledim arkadaşlar. Şimdi splash activity klasım arkadaşlar. Kalıtım biliyorsunuz arkadaşlar bu. Neyden devralacak? Şuradaki arkadaştan devralacak arkadaşlar. Bu birinci aşama. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bu klası ezecek arkadaşlar. Şurayı ezecek. Yeni özellikler kazandıracağım arkadaşlar bu arkadaşa. Ve bu arkadaş geriye bir return döndürmeyecek. Bir void yapılacak arkadaşlar ve bir class, daha doğrusu bir metot oluşturacağım. On create metodu içerisinde arkadaşlar. Bundle verisi saved instance state isminde bir parametre gönderiyor arkadaşlar. Bundle türünden bu tarz bir parametre döndürüyor. Şu nokta on create işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi intent türünde bir intent üretiyoruz. Nesne türetiyoruz arkadaşlar. New bu intent'e bir constructor gönderiyoruz. This virgül main activity nokta class diyoruz arkadaşlar. Start activity şuradaki intent değeri arkadaşlar. Ve en sonunda finish yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar ağrı sancı programımız çalışırken arkadaşlar bize bir splash ekran getirmesi için gerçekleştirildi. CD Android Redlo clean yapalım arkadaşlar. Çünkü köklü bir değişiklik meydana getirdik. CL nokta nokta diyelim arkadaşlar. Bir üst düzüne çıkalım. MPX route native run Android yapalım arkadaşlar. Go bir yerde bir
Hata yaptık galiba. Şimdi bakalım arkadaşlar. Status bar color attribute'ü bulunamıyor diyor. Hemen status bar color attribute'ünü biz arkadaş ya. Başka yazım yanlışı yapmış olabileceğim bir şey var mı arkadaşlar? Umarım bir tane daha hatayla. NPM start yapalım. Herhalde hata vermedi ama ömrü de yetmedi bu işlem için. Süper. Ne aşamadasın? Yarın görüşebiliriz. Şu an İstanbul dışındayım ama telefonla iletişim kurabiliriz. Evet, arayabilirsiniz yarın. Evet. Bakalım bir arkadaşlar. Şu an çalışıyormuş proje aslında. Şöyle bakalım. Bakalım arkadaşlar ne alemdeyiz. Şöyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar splash ekranım. Süper bir şekilde açıldı. Programım, yazılımım arkadaşlar arka planını kırmızı olarak ayarlamadığım için geçişte böyle bir şey görüyorsunuz ama normalde yani Splash'te ne olarak ayarlamışsanız arka planı o şekilde devam ederseniz gayet keyifli bir uygulama girişi gerçekleştirmiş olursunuz.
Evet. Icon label yapısını değiştirme ve splash ekran oluşturma aktivitesi bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz Miyon, kendine dikkat et. Kalacaksan aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Tekrar iletişim kurabiliriz, sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Hakan, adımları şey yapabildin mi? Yakalayabildin mi? Hocam biraz yakaladım ama çok da anladığım alanlar değildi buralar. O yüzden benim için biraz daha şeydi, tekrar ederek yavaş yavaş gene Tamam. bakacağım ben. Şimdi sistemimiz şu. Birincisi, şu arkadaş bizim için gerekli. Bizim projemizle ilgili bir ikon oluşturmamız gerekiyor. Ne diyeyim artık, bu bir Adobe Illustrator'la da gerçekleştirebiliriz. Mesela ben Corel Draw kullanıyorum. Illustrator'u da kullanıyorum ama işin matbaa tarafından geldiğim için biraz uzun bir süre matbaa da üzerine de çalıştığım için işin Corel tarafında çok aktifim. Şey gibi, hani ne diyor, kötü komşu insanı ev sahibi mi yapar, öyle bir şey vardı, değil mi? Ben yazılımcı olarak arkadaşlar geçmişte bir matbaa projesinde yer aldım. Daha doğrusu ortak olarak para yatırdık. Fakat matbaadan çok anlayan biri olmadığım için işin sadece yazılım tarafını gerçekleştirip matbaa işini diğer arkadaşlara bırakmıştım. Fakat işin mutfağını gerçekleştiremedi, matbaa tarafını gerçekleştiremedi. Şu an matbu.com diye bir site var arkadaşlar. Onun kurucusuyum ben. Kurucularından bir tanesiyim ben. Matbaa işini gerçekleştiremedikleri için arkadaşlar ben baktım zarar büyük oluyor. Gittim matbaanın başına oturdum. CTP olayı, işte ne diyeyim artık, boya olayları, grafikerlerle aktif iletişim, şudur budur. Gelen renk ayrımına bakmadır, şudur budur. Bayağı bir uzun süre yoğunlaşınca ve genelde de bizim arkadaşlar şeyi kullanınca, Koreli kullanınca, Illustrator'u bir süre sonra bıraktım. Korel üzerinde devam etmeye başladım. Şu anda birçok işimi o Korel üzerinden gerçekleştiriyorum. Koreliler gördüğümde zaten yediğim büyük kazık aklıma geliyor. Ama keyifli bir olay. O şeyin bana geri dönüş arkadaşlar, matbaa tecrübesi ve Corel Draw kullanabilme yeteneği oldu. Bunu gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar mutlaka bir illüstratör, illustration olması gerekiyor. Dikkat ederseniz çözünürlük çok yüksek. Zaten PNG dosyasını kullanacağım burada. Çok önemli değil. Ama iyi bir çözünürlüğe sahip bir çıktı almanız önemli. Bunu gerçekleştirdikten sonra yapacağınız aktivite şuradaki klasörde arkadaşlar değişikliği meydana getirmek. Res klasöründeki dosyalarda değişikliği meydana getirmek. Normalde React ilk oluştuğunda arkadaşlar drawable diye bir klasör yoktur. Bu drawable klasörü biz oluşturduk. Bu drawable klasörü içerisinde bir tane background splash diye bir tane XML dosyası oluşturduk. Buradaki XML dosyasının amacımız arkadaşlar şuradaki görüntüyü sağlamak aslında. Şöyle açarsak arkadaşlar, tıkladığımda tam ekranın tam ortasında 200'e 200'lük bir şuradaki ikonlarımdan bir tanesinin arkadaşlar, hangi ikon aktifse o an, ikonlarımdan bir tanesi, yani icon launcher'lardan bir tanesi arkadaşların gelmesi, bir tanesinin gelmesini sağlamak için gerçekleştirdim bu olayı. Bu olayı gerçekleştirirken arka plana da şey verdim, red verdim arkadaşlar. Yani benim red'i de şurada tanımladım. Colors'ın içerisinde, gene values kısmında arkadaşlar. Colors'ın içerisinde tanımlama işlemi gerçekleştirdim. Benim logomun rengi olarak geliştirdiğim rengi arka plan rengi olarak da aynı zamanda kullandım. Öyle bir şey de yapabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Label'ımı değiştirmek için, yani kurulduktan sonra veya çalıştırdıktan sonra Android telefonda arkadaşlar ikonumun altında yazan label bu. Bunu buradan değiştirmeniz yeterli. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şuradan Styles'a yapmış olduğum değişiklikle ilgili bir splash tem özelliği ekledim arkadaşlar. Böyle bir tema ekledim. Bu temada iki tane değer atadım arkadaşlar. Bir status bar, şuradan
açıldığında arkadaşlar. Şöyle bir durum vardır arkadaşlar bu. Arka plan rengimi, şunu bunu her şeyi arkadaşlar burada belirttim. Bunu gerçekleştirdikten sonra yaptığım diğer aktivite arkadaşlar. Colors'ı oluşturmuştum zaten. Style'da Colors'ı da kullandım. Bir tane de drawable yapımı oluşturmuştum. Onu da kullandım arkadaşlar. Yapacağım diğer aktivite neydi? Main Android Manifest'i arkadaşlar. Şuradaki aktiviteye şu değeri atayıp arkadaşlar yeni bir activity yapısını oluşturmak arkadaşlar ve buna da splash activity ismini verdim arkadaşlar. Splash activity de şu değeri otomatik olarak şu arkadaştan aldım. Yani main activity'nin içerisinden aldım arkadaşlar. Çok böyle bir aksiyon içerisine girmedim. Sadece bir tema özelliği verdim burada. Bu temada arkadaşlar style'in içerisindeki splash tema, yani şuradaki values içerisindeki, şuradaki styles'in içerisindeki, şuradaki yapı arkadaşlar. Bu benim tema. Ana temam da app tema arkadaşlar. Onu otomatik olarak oluşturdu. Burada sıkıntı yaşamamak için Java kısmında arkadaşlar nasıl main activity bölümü oluşturmuşsam bir tane splash activity oluşturdum. Bu splash activity de arkadaşlar zaten sizinle paylaşacağım burayı. Bu dosyayı. Hatta dosyaların hepsini paylaşabilirim sizinle. Splash activity'yi de arkadaşlar bu şekilde belirledim. Bu kodlar hazır kodlar. O yüzden çok böyle şey olayına girmedim. Java ama sistem Java. Java ile ilgili ufak da bir bilginiz varsa çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Burada birkaç kavramdan bahsettim zaten. Kalıtım, extends devralıyor, özellik devralıyor. Override özellik devralıyor ama bu özelliklere yeni bir şey ekleyeceğim. Yani ezeceğim bunu. Eziyorum arkadaşlar. Override ile eziyorum. Ve bir metot çalıştırıyorum. Void olduğu için geriye değer döndürmüyor arkadaşlar. İşte ne diyeyim artık, burada bir nesne türetme aktivitesi gerçekleştirdim. Ve bunu çalıştırdım ve bitirme aktivitesini gerçekleştirdim gibi böyle. Bu kodu baktığınızda biraz kafanızda şey yapabilir, canlanabilir gelişme süreci. Ve en sonunda da elde ettiğim ürün arkadaşlar. Bu ürünüm dediğim gibi bu sistemi bütün projelerinizde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Bir ara verelim arkadaşlar. 20 dakika sonra tekrar bir araya gelelim. Orada da proje imzalama ve benzeri aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Yani projemizi yayınlamaya hazır hale getirmeyi umuyorum.